ensar deniliyor. Ensar genelde çiftçilikle meşgul oluyor. Bazen işleri dolayısıyla öğlen ikindi mescide gelemiyorlar. Muhacir dediğimiz Mekke'den gelmiş, Mekke'den hicret etmişler de genelde ticaretle meşgul oluyorlar. Onlar bazen yurt dışına, şehir dışına çıktıkları için birkaç gün olmadıkları zaman oluyor, bir hafta olmadıkları zaman oluyor. Ne zaman ki mescide gelseler, ya Peygamber Efendimiz'i görüp, ya Resulallah, alemlerin Rabbi olan Allah'ımızdan bir haber var mı? Bir ayet var mı? Bizden ne istedi, ne emretti, ne yasak etti? Eğer Peygamberimize muhatap olamazlarsa Ashab-ı Suffa'ya sorarlar ki yeni ayet var mı? Herkes heyecanla bekliyor. Acaba Rabbimiz ne ister bizden? Yeni bir ayet geldi mi? Yeni bir ibadet emredildi mi? Yeni bir günah terk ettirilip haram kılındı mı? İştiyakla bekliyorlar. Şimdi bu Barla layıkasını okurken dikkat ederseniz bu abilerin hepsi o ruh dünyasına yakınlaşmışlar. Çünkü öyle bir dönem İslamiyet yok edilmeye çalışıldığı, Kur'an insanlardan uzak tutulmaya, ruhlardan Kur'an'ın çıkarılmasına çalışıldığı bir dönem, sorular, şüpheler, vesveselerin her tarafa yayıldığı bir dönem, cevap arıyorlar, kuvve-i maneviyi arıyorlar, imanın inkişafını arıyorlar, o ümitsizliklere gelirse karşı bir rica, bir ümit kapısı arıyorlar. Bir risale yazılmış, tam dertlerine deva, tam hastalıklara şifa, tam yeislere rica, tam zulümata bir nur buluyorlar. Onun için risaleyi aldıkları zaman ne dedi? Kemal-i şükranla aldım. Bilmiyorum biz yani böyle diyelim risale satın almaya kalksak, parasını versek diyelim alıyoruz. Nasıl alırız? Al parayı, ver kitabı ya. Kemal-i şükranla. Oh. Elhamdülillah. Rabbim sana sonsuz şükür olsun. İkram etti. İhsan etti. Oh. Koy başının üzerine. Subhanallah. İşte o abiler böyle hissediyorlar. Hani üstadımız sahabeye yetişilememesi sırrını anlatırken o zamanda diyor öyle bir tarraka, öyle bir manevi gürültü ile hak ile batılın arası Sera ile Süreyya kadar ne yaptı? Ayrıldı. Bütün hissiyatlar uyandı. Sahabe diyor Subhanallah dediğinde bütün mana tabakalarını turfanda olarak anlıyor ve hissediyorlar. Ama diyor zaman geçtikçe ne oluyor? Gaflet basıyor. O şeyler, o hissiyatların çoğu kapanmaya, dumura uğramaya, hissetmemeye başlıyor. Hani şuna benzetebiliriz. Mesela şeftali tam mevsiminde, tam olmuş, koparıyorsun şeftaliyi, bir ısırıyorsun üstün başın, şeftali oluyor değil mi? Öyle sulu yani. Ama şeftali kenarda durdu, durdu, 3 ay, 4 ay, ne olur onun suyu? Uçar suyu. Sen şeftali ısırırsın. Ah, bir gram geldi yani su. Onun için üstadımız diyor o sahabenin o manasına yaklaşmak için kuvvetli, tefekkürî bir ameliyat lazım. Onun için Risale-i Nur hep o tefekkürî ameliyatı bizim iç dünyamızda da gerçekleştirmek istiyor. İlk muhatapları olan ağabeylerinde tam olmuş. İnşallah bizler de okuya okuya şu nur deryasına dalıp vücudumuzun her tarafını, içimizi dışımızı onlarla yıkarsak inşallah biz de o abilere yetişemesek de inşallah peşlerinde, arkalarında oluruz. İnşallah. Bir de okuyalım burayı. Ne dedi? Bu risaleleri, 3 tane risale saydı. Kemali şükranla aldım. Kemali şükranla aldım. Aldık. Eyvallah. Peki nasıl okumuşlar? İştiyakla.
lezzetle, zevki maneviyle defaatle okudum. Ne yapmış? İştiyakla. Yani şimdi normal zamanlarda şimdi birazcık susadığımız zaman çok susamayınca böyle ama yazın şiddetinde hele de oruçsak iftarı bekliyoruz, susamışız, her tarafımız kurumuş. Şimdi ezan okunuyor. Azzallah Celle Celaluhu. Tabi iftar ezanını kastediyoruz. Adam suyu bir dikiyor. Böyle bir kardeş gördüm de baktım bir bardak dikti kafaya içiyor. Dedim ya mübarek üç defa da içmek sünnet. Bu bir dedi. Sonra baktım hakikaten iki bardak daha devirdi. Tam sünnete riayet diye. Maşallah. Tabii o nasıl bir iştiyak olur değil mi? O susuzluktan yanmışın, kavrulmuşun. O suyun lezzeti bambaşkadır. Hatta bazı diyor ki, oh dünya varmış diyor adam değil mi? Subhanallah. İştiyakla, lezzetle, zevki maneviyle defaatle okudum. Bir kere okur, bırak olma. Bir daha, bir daha, bir daha. Refet abi Haşir Risalesi eline ulaşmış. 30 kere okudum. 31.'ye okumaya iştiyakım var diyor. İştiyakla, lezzetle, zevki maneviyle defaatle okudum. Biraz atlayalım. Bu biçare duacınız, talebeniz, ibraz ve irsal buyurduğunuz nurların mütalasında müsbet ve menfi iki tesir altında ne yapacağını ve ne edeceğini şaşırıyor. Çünkü manevi vazifemizi ifa edemiyoruz. Çok az ve dar bir muhite neşredebiliyoruz. Bu hakikatleri yayabiliyoruz, duyurabiliyoruz. Bid'at ve dalalet her gün artmakta. Ahkam-ı İslamiye'ye sünnetlerden başlayarak ve Kur'an hedef tutularak çok insafsızca hücum edilmekte olan böyle bir zamanda ve tam bu yaralara münasip merhem olacak bu nurlu ve şifalı eserlerin mahdut eşhas arasında, sınırlı insanlar, az sayıda insanlar arasında ve yalnız bu zavallıların ümit ve imanlarını takviye edecek vaziyette kalması teessürü arttırmakta ve dergâh-ı ilahiyeye ilticadan başka çare bırakmamaktadır. Yani öyle kıymetli eserler ama diyor o zaman şartlarında çok az bir zeminde, dar bir dairede bunları neşredebildik. Demek buradan bize ders var ki böyle bir hakikat her yere yaymanın, herkese ulaştırmanın yollarını düşünmemiz lazım. Çünkü belki ahirette çok komşularımız, akrabalarımız, yakınlarımız, okuldaki arkadaşlarımız, askeriyedeki arkadaşlarımız, iş yerindeki arkadaşlarımız yakamızdan tutacaklar. Sen böyle bir hakikati biliyormuşsun, böyle bir eseri tanıyormuşsun, böyle manevi bir ilacı biliyormuşsun, bana vermedin, bana göstermedin, bana söylemedin, bana hediye etmedin. Ver hesabını derse, ki derler yani acımazlar da hiç can havliyle, demek onları ulaştırmaya çalışmamız, gayret etmemiz icap ediyor. Evet, kat'i kanaat hasıl olur. Hatta dikkatle bakılsa görülüyor ki bu saray alem inkıraza çökmeye, hatve be hatve yaklaşmakta, adım adım bu dünya, bu kainat yıkılmaya doğru gidiyor. Her saat çatısından tuğla, duvarından bir kerpiç, sıvasından bir parça kopmakta. Hani böyle genç bir insanın eli ayağı kolay kolay titremez. Dizleri mizleri titremez. Ama yaş ilerledi mi insan böyle ihtiyarlamaya başladığı zaman her tarafı ne oluyor? Oynamaya başlıyor. Ne demek?
dünyada her gün bir yerlerde deprem oluyor mu? Hep duyuyoruz değil mi? Orası sallanmış, burası sallanmış. 4.5 şiddetinde, 5.2, 3.4 bilmem her taraftan ama. Ne demek bu? Dünya işte yanmış. Her tarafı oynuyor. Ne demek bu? Gidecek, gidecek. Fazla zaman kalmadı. Kıyamete fazla bir zaman yok. O zaman ne yapalım? Bu az zamanı iman hizmetiyle, Kur'an hizmetiyle ne yapalım? Dolduralım. Ki iman ve Kur'an hizmeti yayıldıkça Cenab-ı Hak bu dünyanın ömrünü de uzatır. Ama vazifemizi yapmazsak, Üstad'ın öyle bir tabiri var, vaktinden evvel kıyamet kopmazsa diyor. Yani demek vaktinden evvel de Allah kıyameti koparabilir vazifemizi yapmazsak. Hatta lambasının ışığı azalmaktadır. Eksilmez, yıpranmaz, yıkılmaz, değişmez zannolunan bu kervansaray elbette eskiyecek, yıpranacak, yıkılacak ve değişecektir. İşte beşere, insanlığa, bilhassa Müslümanlara arız olan ve alet tevali arka arkaya devam ederek artmakta olan zaaflar bu neticeyi tacil ediyor mütalasındayım. Yani Müslümanlara arız olan zafiyetler. Az önce birinci derste Uhuvvet Risalesi okundu. Yani mümin kardeşini sever ve sevmeli, fenalığı için yalnız acır, tahakkümle değil, lütufla ıslahına çalışır. Biz ise bir Müslümanın bir hatasını, bir kusurunu görünce bir anda siliyoruz onu, adavet ediyoruz, düşmanlık ediyoruz, görmeye tahammül edemiyoruz. Allah Allah. Halbuki dua edelim de Cenab-ı Hak hidayet versin. Cenab-ı Hak o hatalarından, o kusurlarından onları kurtarsın, bizi de aynı kusurlara, aynı hatalara, aynı yanlışlara düşürmesin deyip dua etmemiz icap ediyor. Yoksa bu zaaflar kıyametin kopmasını yakınlaştırıyor mütalasındayım diyor. Fakat irşat buyurulduğu üzere madem ki netice ile değil hizmetle mükellefiz. Yani en büyük esaslardan biri bu. Biz vazifemizi yapmakla mükellefiz. Netice ile sorumlu değiliz. Peygamber Efendimiz bile aleyhissalatü vesselam netice ondan beklenmemiş. Ondan ne beklenmiş? Tebliğ beklenmiş. Netice, hidayet Allah'a ait. O zaman bize de böyle. Biz de ancak hizmet ederiz, neticeye karışmayız. Netice ile değil, hizmetle mükellefiz. O halde ümidimizi kesmeyerek sabır ve sükun ile, dua ve niyaz ile dergâh-ı ilahiyeden yalvarmalıyız. Muhit ilim, zevalsiz ve nihayetsiz kudret sahibi olan Halikimiz iyi yapar, iyilikler halk buyurur, inşallah demeliyiz. Şimdi asıl dersimize geçelim. Dördüncü nükte, Kur'an-ı Hakim'in hakiki tercümesi kabil olmadığını 25. söz ispat etmiştir. Hem manevi icazındaki ulviyet-i üslub ise tercümeye gelmez. Manevi icazında olan ulviyet-i üslub cihetinden gelen zevk ve hakikati beyan ve ifham etmek pek müşkil. Fakat yolu göstermek için bir iki cihete işaret edeceğiz. Şöyle ki, Kur'an-ı mucizül beyan ve min âyâtihi halku semâvâti vel ardi vaktilâf el-sinetiküm ve elvânikum ve semâvât matviyyâtum bi-yemînin yahlukukum fî butûni ümmehâtiküm halkan min bâdi halkin fî zulümâtin felâf halaka semâvâti vel arda fî sittete eyyân yehûl beynel mer'i ve kalbi la yâzubu anhu mithkâlu zerre yûlicu'l-leyle fî'n-nehâri ve yûlicu'l-nehâre fî'l-leyl
ve hü alimün bidati sudur gibi ayetlerle o derece harika bir ulviyet üslub ve iacazkârâne bir cemiyet içinde hallakiyetin hakikatını hayale tasvir ediyor, gösteriyor ki bu ayetler hallakiyetin yaratıcılığının hakikatını hayale tasvir ediyor, gösteriyor ki sani-i alem olan şu kainatın ustası iş başında olarak şems ve kameri hangi çekiç ile yerlerine çakıyorsa aynı çekiç ile aynı anda zerreleri yerlerine, mesela zihayatların göz bebeklerinde yerleştiriyor. Sani-i alem olan, alemin sanatkarı olan şu kainatın ustası iş başında olarak. İş başında deyince ne anlıyoruz? Yani Allah kainatı yaratmış, otomatiğe takmış, bırakmış değil. Her an yaratıyor. Her an her şeyi biliyor. Her an her şeyi görüyor. Her an her şeyde tasarruf ediyor. Her şeyden haberdar. Her şeyin en ince ayrıntısına kadar vukufiyeti var. İş başında. Öyle iş başında ki nasıl iş yapıyor? Manevi bir çekiç ile güneşi, ayı merkezine çaktığı gibi aynı manevi çekiçle canlıların göz bebeklerini yerlerine çakıyor. En azametli daireden en küçük daireye kadar her an her yerde ilmiyle, iradesiyle, kudretiyle tasarruf ediyor. Şu kainatın ustası iş başında olarak şems ve kameri hangi çekiç ile yerlerine çakıyorsa aynı çekiç ile aynı anda zerreleri yerlerine, mesela zihayatların göz bebeklerinde yerleştiriyor. Böyle bir kardeşimizin çok böyle başı ağrıyordu, çok rahatsız oluyordu. Doktorlara gitti, işte beyin, işte tomografi, işte bir sürü şeyler çekti. Bir türlü bulamıyorlar. Nihayeti birisini tavsiye ettiler, Ankara'da bir yere gitti. Meğerse gözünün göz bebeği merkezden bilmem ne kadarcık kayıkmış. Bütün problem oradan, bir gözlük verdiler, iyileşti, şifa buldu o kardeş. Doktor demiş ki yani bu 100 milyonda 1 olan bir şey. Yani Allah o göz bebeğimizi öyle bir yere koyuyor ki, öyle hassas yerleştiriliyor ki, azıcık merkezden kaysa insan hasta oluyor, rahatsız oluyor. Allah Allah. Yani Allah bazen kendi koyduğu kanunları değiştirmekle mucizelerini, hikmetlerini, ilminin büyüklüğünü ne yapıyor bizlere? Böyle gösteriyor. Demek onu oraya çakmak. Bir de az önce dedi, nerede çakıyor göz bebeğini? Karanlıkta çakıyor değil mi? Allah kudretiyle karanlıkta yapar. Allah karanlıkta yaratır. Allah kutuların kapalı mekanlarda iş görür. Açıkta böyle herkesin önünde yapmaz yani. Allah hep karanlıkta. Bak çekirdeği değil mi? Çekirdek de içeriden yaratılıyor. O da içer. Yumurta, civcivler, mücivler hep yumurtanın içinde hep kapalı. Biz de annemizin karnında, yukarıda dedi sizi annelerinizin rahimlerinde yaratan benim diyor Allah. Üç karanlık içerisinde size bu sureti verdim. Gözümüzün bebeği nerede çakılıyor? Anne karnında, rahmin içinde öyle bir çakılıyor ki tam odak noktasında yani. Merkezde bir maşallah. İki, semavatı hangi ölçü ile, hangi manevi alet ile tertip edip açıyorsa aynı anda, aynı tertip ile gözün perdelerini açar, yapar, tanzim eder.
Allah Allah. Şimdi semavatın 7 katı var değil mi? Her katının ayrı özelliği var. Hangi ölçüyle onu açıyor, tanzim ediyor, yerleştiriyor? Gözümüzün de ne yapıyor? Gözümüzün de perdeleri var. İnsan gözünde onun üzerinde eleman var. Bunlardan bir tanesine iris deniyor, şu renkli olan kısım. İrisin 4 tane tabakası var. Bir tane de retina diye, yani gördüğümüz o kubbeli olan kısım var, ışığın içine geldiği. Dıştan içe, içten dışa doğru 10 tane ayrı tabakası var. 10 tane ayrı tabaka ve çok küçük bir mesafe içerisinde ince birbirinin arkası sıra o 10 tane tabaka yerleştirilmiş, o vesileyle görüyoruz. Peki bu tabakaları, yani bir milimetre gibi küçücük bir yerde 10 tabakayı sığdırmak ve her tabakaya ayrı bir vazife yüklemek ve o ince hassas şeyle görebilmemizin esaslarını koymak. Nasıl bir ilim, nasıl bir kudret, nasıl bir irade semavatın tabakalarını açıyor, gözün perdelerini açıyor, tanzim ediyor, yerleştiriyor. Hem Sani Zülcelal manevi kudretin hangi manevi çekiciyle yıldızları göklere çakıyorsa, aynı o manevi çekiç ile, çok mühim, beşerin simasındaki hadsiz alameti farika noktalarını ve zahiri ve batini duygularını yerlerine nakşediyor. Allah Allah. Yani o hadsiz sayıda, bizim ilmimizin üstündeki sayıda yıldızları yerlerine çakıyor. Aynı o manevi çekiçle şu yüzümüzde şu kadar, yani bir karışa bir karış en boydaki yüzümüzde ne var? Başka yerlerde gayrı mütenahi nişan var diyor. Ne demek o? Hazreti Adem'den kıyamete kadar gelmiş gelen gelecek ne kadar insan siması varsa bizim simamızı onlardan ayıran hadsiz nişan var ve o nişanlar yüzümüzde taşınıyor. Sadece simamız farklı değil. Hiçbir göz, hani retina dedi, hiçbir retina diğerinin aynısı değil. Hiçbir göz diğerinin aynısı değil. Hiçbir burun diğerinin aynısı değil. Hiçbir kulak diğerinin aynısı değil. Hiçbir dil diğerinin aynısı değil. Ne demek? Her biri tek tek yapılıyor ve hiçbirine benzemeyecek tarzda ayırt ediliyor. Duygularımız da böyle, hissiyatlarımız da böyle. Şimdi çekiç deyince bir çekiçli şey anlatayım. Bu İtalyanların meşhur bir heykeltıraşı var, Michelangelo diye. Bu zaten çok böyle büyük beton tabakalarını alıyor, mermer tabakalarını. Onları çekiciyle yonta yonta heykeller yapıyor. Musa Aleyhisselam'ın heykelini yapmış bu zat. Yani böyle gölge oyunları falan çok kabiliyetli de bir insan. Çok güzel yapmış. Yani resmini falan ben gördüm. Yanına gitmek nasip olmadı ama gidenler vardır belki, görenler. Şimdi öyle bir yapmış ki gölgeler sanki canlı gibi öyle gözüküyor ona göre. Geçmiş karşısına elinde çekiç böyle. Bakmış heykele. Konuş be adam demiş. Tabii ses seda yok. Çekici fırlatmış. Arkamdan gel demiş. Tabii hareket var mı? Ya Allah et ve kemikten öyle bir insan yaratmış ki hem görüyor, hem işitiyor, hem konuşuyor, hem yürüyor, hem gülüyor, hem ağlıyor, hem biliyor, hem bildiriyor, hem anlıyor, hem anlatıyor. Hayatlı, ruhlu, canlı, öyle bir insan ki kainat nedir? Mevcudat nedir? Bunları yaratan Allah nasıl bir zattır? Esması, sıfatı, tecelliyatı nedir? Nasıl biliyor? O çekici fırlatmış, yani bir numara yok ya. Ama Allah öyle bir çekiçle gözünü, kulağını, elini, ayağını, duygularını, hissiyatlarını, yani korkusunu, adavetini, şefkatini, muhabbetini, cömertliğini, fedakarlığını, Allahu Ekber.
Nasıl bir kudret? Nasıl bir Allah'ın muhatabıyız diye. Allah'a bekler. Şimdi üstadımız neyi anlatıyor? Kur'an öyle anlatıyor ki kainatı. Böyle bir ifadenin tercümesi mümkün olur mu ya? Hakiki bir meali, hakiki bir tercümesi mümkün mü? En uzakla en yakını iç içe getirdi. Öyle bir tarif etti ki maşallah, barakallah. Bir daha okuyalım. Hem Sani Zülcelal manevi kudretin hangi manevi çekiciyle yıldızları göklere çakıyorsa aynı o manevi çekiç ile beşerin simasındaki hadsiz alameti farika diğer bütün simalardan, diğer bütün göz kulak sair azalardan onları ayıran farklı alametleri, noktalarını ve zahiri dışımızdaki ve batını kalbimizdeki, ruhumuzdaki yani içimizdeki duygularını yerlerine nakşediyor diye ifade eder. Demek o Sani Zülcelal iş başında işlerini hem göze hem kulağa göstermek için ayat-ı Kur'aniye bir çekici zerreye atoma vuruyor. Aynı ayetin diğer kelimesiyle o çekici şemse, güneşe vuruyor. Merkezine çakar gibi ulvi üslub ile çok mühim. Vahdaniyeti ayrı emaniyet içinde. Yani vahdaniyet büyüklüğü, külliyeti nazara alıyor. Yani Allah birdir, vahittir. Bütün kainatın Halik'i, Malik'i, Rabbi, İlah'ı birdir. Bu vahdaniyet. Ama burada insan gaflete düşebilir. Türkiye'mizin öyle derler değil mi? Nüfusumuzun kaçta kaçı Müslüman? Türkiye'nin kaçta kaçı Müslüman? Öyle derler. %99'u, hatta bazı daha da küsuratlı 99,9'u Müslüman. Peki kaçı namaz kılıyor? Kaç oruç tutuyor? Kaçı faiz almıyor? Say ya yani böyle haram olan şeyleri, emir olan şeyleri saysak Allah Allah. Peki bu gaflet nereden geliyor? Bu gaflet tabirat olmasın vahdaniyetten geliyor. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Tamam bitti. Hatta nur talebini tenkit edenler var. Ya hep iman, 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 iman. Yeter be kardeşim. Daha hala tam iman edemedi. Öyle diyor adam. Biz de la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedik. İman meselesi hallettik diyor. Sonra onunla mı uğraşıyorsunuz? Belli. Halden belli. Kime sorsam Müslümanım elhamdülillah. Namaz yok, oruç yok. Her türlü haram var. Adam böyle tarıyor bir radar mı? Otomatiğe takmış değil mi? Götürüyor işi yani. Subhanallah. Nereden kaynaklanıyor? Her şeyin sahibi, kainatın sahibi Allah'tır. Amenna ve saddakna. Ama yetmez. Benim de sahibim Allah'tır. Beni yaratan da Allah'tır. Beni gören de aynı Allah'tır. Kainatı gördüğü gibi beni de görüyor. Gözümün gördüğünü de görüyor. Kulağımın işittiğini de işitiyor. Ağzından çıkanı da biliyor. Kalbimden geçeni de biliyor. Kimsenin olmadığı yerde Allah'la beraber onun huzurundayım. Benden haberdar. İşte ehadiyet inkişaf edince hakiki iman inkişaf ediyor. Yoksa Allah vardır, birdir. Fakat bütün eşyayı tabiata, tesadüfe, esbaba tapınıyor. Onlara dağıtıyor. O zaman bu hakiki iman değildir. Bu hakiki tevhid değildir. Onun için Kur'an ne yaptı? Önce ve min ayatihi halkus semavati vel ard. Semavat ve arzın yaratılması Allah'ın ayetlerindendir deyip bitirmedi. Neden? Bu en geniş daireyi, vahidiyeti, vahdaniyeti gösteriyor. Hemen arkasından vahtilafu elsinetiküm ve elvanikum. Sizin dillerinizin farklılığı, simalarınızın farklılığı, yüzünüzdeki renklerin, boyaların farklılığı da Allah'ın ayetlerindendir. O geniş dairede aklımızı, kalbimizi boğdurmadı. Çünkü o geniş daireyi herkes ihata edemez.
toptancılık yapar geçer. Ne yaptın? Perakendeye indirdi. Yüzünü gösterdi. Bak, bu sima hiç kimsede yok. O zaman anne karnında, üç karanlık içinde, hiç kimseye benzemeyen bu simayı sana kim verir? Allah verir. Peki üç karanlık içinde senin bütün detayını gören Allah, gözünün gördüğünü bilmez mi? Kulağının işittiğini bilmez mi? Ağzından çıkanı, kalbinden geçeni, vehmini, vesveseni, suizanlını, hüsnü zanlını bilmez mi? Görmez mi? Haberdar olmaz mı? Evet. Onun için Kur'an'ın üslubu vahdaniyet içinde aynı ehadiyeti ders veriyor. Devam ediyor. Nihayet celali, nihayet cemal içinde, nihayet azameti, nihayet hafa içinde, nihayet vüsati, genişliği, nihayet dikkat içinde ve nihayet haşmeti, nihayet rahmet içinde ve nihayet budiyeti, uzaklığı, nihayet kurbiyet, yakınlık içinde gösterir. Muhal telakki edilen cem-i ezdadın, zıtların bir arada olmasının en uzak mertebesini, vacip derecesindeki bir suretini ifade eder, ispat edip gösterir. İşte bu tarz ifadesi ve üslubudur ki en harika edipleri belagatına secde ettiriyor. Yani bu belagattan birazcık nasibi olanlar Kur'an ayetlerine duydukları zaman secdeye kapanmışlar. Hani bir tanesi risalelerde geçiyor ya, fasda bima tüme ayetini başları çatlatırcasına tebliğe. Bu ayeti duyunca secdeye kapanmış. Müşrikler çekmişler kılıncı. Müslüman mı oldun? Yok demiş. Ben bu ayetin belagatına secde ettim. Üç kelimeyle bütün tebliğin esaslarını söylüyor diyor. Yine meşhurdur. Muallakat-ı Seba, yedi askı diye Arapların meşhur yedi tane büyük şairin şiirleri altınla yazıp Kabe'nin duvarına asmışlar. Onlardan bir tanesi Levit. Kur'an'ı duyunca hasta, kalkamamış. Kızına demiş ki, kızım git demiş, o benim şiirimi oradan aşağı indir. Kızı almış, kızı da şair. Demişler niye indiriyorsun? Demiş ki hiç korkmadan şey. Ayata karşı bunun kıymeti kalmadı. Levit bir hafta lal kalmış, konuşamamış Kur'an'ı duyunca. Hazreti Ömer ona mektup yazmış ki, ya Levit, senin çok güzel şiirlerin var, birkaç şiir gönder. Cevap yazmış, Kur'an nazil olduktan sonra benim demiş o şeyin gitti. İstiyorsan sana bir iki tane ayet göndereyim demiş. Allah Ekber. Bu belagat anlayınca lal kalmışlar ya. Hem mesela son bir paragraflık bir şey var, inşallah bitiyor. Hem mesela ve min ayatihi en tekume semau vel ardu bi emri thumma iza daakum daveten min el ardi iza entum takhrucun ayetiyle şöyle bir üslubu ali ile saltanat-ı rububiyetindeki yukarıdaki hallakiyetin hakikatiydi. Bu saltanat-ı rububiyetindeki haşmeti gösterir. Şöyle ki gökler ve zemin iki muti itaatkar kışla hükmünde ve iki muntazam ordu merkezi suretinde tek bir emir ile veya boru gibi bir işaretle o iki kışla da fena ve adem perdesinde yatan mevcudat o emre kemali süratle ve itaatle lebbeyk buyur emret deyip meydana haşir ve imtihana çıkarlar. İşte haşir ve kıyameti ne kadar mucizane bir üslubu âli ile ifade edip ve o davanın içinde bir delili iknaiye, ikna edici bir delile işaret ediyor ki bir müşahede, yani hep gördüğümüz şeyler bunlar, şahit olduğumuz hadiseler, nasıl ki zeminin cevfinde, yerin altında saklanmış ve ölmüş hükmündeki tohumlar, ve cev-i semada, ademde ve küre-i havaiyede dağılmış, saklanmış katreler nasıl kemal-i intizam ve süratle haşrolup her baharda meydan-ı tecrübe ve imtihana çıkıyorlar. Bir daha okuyalım. Bir müşahede nasıl ki zeminin cevfinde saklanmış ve ölmüş
hükmündeki tohumlar. Böyle geçenlerde nasip oldu, Kıbrıs'a gitmiştik. Oradaki abileri, kardeşleri ziyaret etti dershane. Çok selamları vardı hatırıma geliyor, onu da söylemiş olayım. Orada Gazi Magosa'da Lala Mustafa Paşa Camisi'nde namazları kıldık, öğlen namazını kıldık. Çıktık, dedi ki ders okuyalım. Tam bahçesinde 1299 yılında ekilmiş bir çınar ağacı var. 700 küsur sene olmuş yani. Devasa bir ağaç maşallah, hala dimdik ayakta duruyor böyle. Onun altında dedik bir ders okuyalım. Benim de hatırıma şey geldi, 9. hakikat, 10. söz 9. hakikatta üstadımız diyor ki en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi bir çekirdekte derc edip muhafaza eden Zat-ı Hakim-i Hafiz vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Orası geldi, orayı okuduk. Neyse çık bitirdik. Bir esnaf abiye dediler ki oradaki vakıf kardeşimiz, fotoğrafçı bir abimiz var, ziyaretine gidelim. Ziyaretine gittik. Tam da o zaman seçim zamanı 18 Mart falandı. Böyle mitingler televizyonda, dedim ya mevzuyu değiştirelim ya, bizim de iman hakikatları. Yani imani bir bahis olsun. Ben de hemen dedim girdim, dedim abi az önce dedim o çınar ağacının altındaydık. Şurayı okuduk diye ezberden bu vecizeyi söyleyince kalkın ayağa dedi o abi. Kalktık ayağa. Çıkın dışarı dedi. Çıktık. O da peşimizden geldi. Meğerse orası o 300 sene evvel yapılmış bir binaymış orası. Dükkanlar tadilat görmüş ama giriş kısmı var. Böyle kesme büyük kayalardan, taşlardan böyle bir ön zemin yapmışlar. Merdivenle çıkılıyor zaten. O kenar hep onlarla dolu. O taşlardan, kayaların içinden bir tane ağaç çıkmış. Geçen sene yoktu diyor bu. O yırtmış, taşları delmiş, ağaç çıkmış kayanın içinden. Bak kardeş diyor, 300 senelik kaya bunlar, taş, kesme taş. Arasına bir tane tohum kaçmış. 300 senedir bekliyor. O süzülen sular gözeneklerden geliyor. 300 sene sonra o tohum kayayı çatlatıyor, çıkıyor dışarı. Kocaman olmuş. Öyle deyince benim de hatırıma geldi ki bu Mısır'da ne diyorlar, piramitlerde araştırma yaparlarken böyle iki avuç dolusu zeytin çekirdeği bulmuşlar. Hani onlar geri dönecek ya, ruhları geri dönecek, karnı aç kalmasın orada diye yiyecek miyecek de bırakıyorlar ya yanlarına, altınlarını, eşyalarını falan filan da koyuyorlar. Demek bayağı da bir zeytin koymuşlar. Zeytinin etleri çürümüş gitmiş, çekirdekler kalmış. O çekirdekleri bulmuşlar geçen yakında. Onları dikiyorlar. Çıkan şeyden böyle elhamdülillah zeytinyağı falan yapmışlar. Çok halis mulis öyle bir yazı okudum. Hatta bu hadiseden sonra bir daha araştırdım ben. Dedim acaba başka bir şey var mı? Bizim Balıkesir tarafında bir höyükte buğdayla mercimek bulmuşlar. Onları ekiyorlar, aynen çıkıyor. Şimdi ben de dedim ki bak abi bu 300 sene evvel, bu öbür tarafta 1000 sene evvel, bizim höyüklerde bulunan 4000 sene evvel. Yani şey de öyle 4000 sene evvel, Firavun'un o şeyde bulunanlar 4000 sene evvel. 4000 senedir bu çekirdekler neydi? Ölüydü. Hayat yoktu. Canlılık emaresi yoktu. Fakat o çekirdeğin içerisinde Allah ağacı ne yaptı? Hem derc etti, hem muhafaza etti. 4000 sene sonra bir emir geliyor. 15. şuada aynı böyle bir tabir var. Bir yediğini hayrı anlatırken, o ölmüş gibi olan çekirdeklere uyan emri geldiği zaman birden diyor açılıyor. Hayatlanıyor. Şimdi 4000 sene evvelki zeytin çekirdeğini hayatlandıran Allah, kainatın en kıymetli varlığı olan insanı haşir meydanında tekrar ihya etmez mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki insanın vücudunda öyle bir kemik var ki acbüzzenet denmiş, insanın tamamı erir yok olur, o kemik kaybolmaz, zayi olmaz. Allah diyor insanın bütün programını, bütün amellerini, günah ve sevaplarını o çekirdeğin, o kemiğin içinde muhafaza eder. Haşir meydanında şiddetli yağmurlar yağdırır Allah. İnsan o çekirdeğin, o kemiğin üzerinde bir ağaç gibi diyor,
tekrar neşvine ma olur, yaratılır. Şimdi gözümüze de gösteriyor Cenab-ı Hak. Zaten şeyde de öyledir değil mi? Ölülerimizi ne yapıyoruz? Kazıyoruz. Gömüyoruz. Üstünü kapatıyoruz, bir de suluyoruz. Çabuk büyüsün diye. Tohumları da öyle yapmıyoruz mu? Kazıyoruz, gömüyoruz, üstünü kapatıyoruz, bir de suluyoruz. Aynısı ya. Demek mevsimi gelince ne olacak? Hepsi uyan emri geldiği zaman tekrar neşvine mar olacak. Bir müşahede nasıl ki zeminin cevfinde saklanmış ve ölmüş hükmündeki tohumlar ve cevvi semada hava boşluğunda ademde ve küreyi havayene dağılmış saklanmış katreler. Bu da çok antika bir tespit değil mi? Teşbih yani. Şimdi hani hepimizin bildiği hem fizik hem coğrafya hani şeyine göre güneş ne yapar? Denize, nehirlere, derelere, ırmaklara güneş vurduğu zaman ne olur? Buharlaşma oluyor değil mi? Şimdi böyle hayal edelim ki denizin ve o suyun üzerinde damla damla böyle damlacıkları hayal edelim. Su damlaları. Hep damla haline. Yani ceset giymiş su. Güneş vuruyor, ceset ölüyor. Ceset yok oluyor. İçindeki suyun içindeki ruhu, su buharı. Ne yaptı? Berzaha gitti değil mi? Bulutların içine girdi. Suyun cesedi öldü, ruhu buluta gitti. Sonra soğuk bir tabakaya Allah'ın ilmiyle, kanunuyla, müsaadesiyle, kudretiyle çarptı. Ne oldu? O ruha Allah ceset giydirdi, yağmur tanesi olarak aşağıya indirdi. Hatta denizden buharlaşan su normalde aşağı düşerken tekrar tuzlu düşmesi lazım. Allah temizliyor da. Yani yağmur suları tuzlu değil, tatlı. Yani onların fenalıklarını da temizliyor yani. Güzel, munis bir hale getiriyor, indiriyor aşağıya. Demek her yağmur hadisesi aslında neyin işaretidir? Kıyamet ve haşri. Güneş vurdu, cesetleri eridi, öldü, ruhları buluta çıktı, berzah alemine çıktı. Sonra bir emir geldi, tekrar cesetlerini giyip aşağıya indiler. Kıyamet ve haşri her yağmur yağma hadisesinde ne yapıyoruz? Numunelerini görmüş olduk. Kur'an bunu anlatıyor. Ve bunları gözümüzle görüyoruz. Peki bunları gördükten sonra, öldükten sonra dirilmeye nasıl tereddüt edebilirsin ki yani? Evet. Bir müşahede nasıl ki zeminin cevfinde saklanmış ve ölmüş hükmündeki tohumlar ve cevvi semada, ademde ve küre-i havaiyede dağılmış saklanmış katreler nasıl kemal-i intizam ve süratle haşrolup her baharda meydanı tecrübe ve imtihana çıkıyorlar. Zeminde hububat, semada katarat. Her vakit bir mahşer numun, yani haşrin numunesi suretini alırlar. Öyle de haşri ekber, bütün kainatın tekrar dirilişi en büyük haşir dahi öyle kolay zuhur eder. Madem bunu görüyorsunuz, toprak altındaki hububatı, bulutların içindeki kataratı görüyorsunuz. Onu dahi inkar edemezsiniz ve hakeza. Şu ayetlere sair ayettaki derece-i belagatı kıyas edebilirsiniz. Acaba şu tarzdaki ayatın hakiki tercümesi mümkün müdür? Elbette değildir. Olsa olsa ya kısa bir meali icmali veya ayetin her cümlesi için 5-6 satır tefsir yazman lazım gelir. Üstadımız 5. nüktede elhamdülillah cümlesini alacak, onu tahlil edecek Arapça gramer kaidelerine göre bir sayfaya yakın icmali bir meal çıkaracak. Arkasından diyecek ki bir cümlede bu kadar zor oluyor yani icmali bir meal çıkarmak bile ne kadar eksik kalıyor, ne kadar da uzun oluyor. Bir harfi de böyledir diyecek Kur'an'ın İyyâke nâbudu'daki nun harfini. Onu da 3 sayfaya yakın
izanı yapıyor. Yani Kur'an'ın her bir harfi, her bir cümlesi ne kadar büyük hakikatleri taşıdığını, hakiki tercümesi kabil olmadığını anlattı. En sonuna geldi iki satırlık bir yerde. Elhasıl cehennem lüzumsuz değil. Cehennem lüzumsuz değil. Çok işler var ki bütün kuvvetiyle yaşasın cehennem der. Cennet dahi ucuz değildir. Mühim bir fiyat ister. Ya cikleti bile bedava vermiyorlar ya. Sakıza bile para alıyorlar ya. Şimdi ciklet bedava değilse cennet bedava olur mu ya? Cennet ne kadar azim büyük, o zaman ücreti de, mukabili de, karşılığı da o kadar büyük, o kadar kıymetli. Cennet dahi ucuz değildir. Mühim fiyat ister. La yestevi eshabun nari ve eshabul cennet. Eshabul cenneti humul faizun ila ahir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Allahümme fehhimna esrarel Kur'an kema tuhibbu ve terda ve vefikna li hizmetil Kur'ani vel iman. Allahümme la tuhricina mined dünya illa ma'a şehadeti vel iman. Allahümme erzukna fid dünya hubbeke ve hubbe ma yukarribuna ileyk vel istikameteke ma emerte ve fil ahireti rahmeteke ve rü'yetek ya erhamer rahimin. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın hürmetine bizi onun şefaatine mazhar, sünnet-i seniyesinin ittibana muvaffak, dar-ı saadette ona, âli ve ashabına komşu eyle. Ya Elhamer Rahimin, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bereketi hürmetine, bizlere ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereketler ihsan eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.